Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Enroute Camera Memory adlı plugin'i inceleyeceğiz. Plugin'i Extension Warehouse'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Üye olup Download bölümünden indirebilirsiniz. Sahnemize de yine Window'dan, Extension Manager'dan, Install Extension bölümünden bunları ekleyebilirsiniz. Bu plugin kısaca ne işe yarıyor arkadaşlar? Basitçe iki tane sahnemiz var. 1 ve 2 olarak gördüğünüz gibi. Oldukça basit bir sahne. Fakat SketchUp'ta bazen arkadaşlar sahne değiştirmemiz gerekebilir. Yani ekstra bir SketchUp açıp boş bir SketchUp sahnesi modelimizi direkt buradan alıp şu şekilde Edit Copy Edit'ten de Past in Place yaparak modelimizi diğer sahneye almamız gerekebilir. Bazı sorunlar yüzünden temiz bir çalışmaya geçmek gibi düşünülebilir. Fakat kamera açılarımız burada gelmez. Enroute plugin'de, Camera Memory plugin'de bu işe yarıyor arkadaşlar. Tekrardan orijinal dosyama geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi açılarım bunlar. Bu plugin'i yükledikten sonra kamera bölümünde Put to Memory ve Retrieve from Memory adlı iki tane seçenek var. Ben Put to Memory'yi seçiyorum. Buradan alıyorum arkadaşlar. Bu noktaya geliyorum. Kameradan Retrieve from Memory seçiyorum. Bu açıyı da kaydetmek için View, Animation, Add Scene, Create Scene diyorum arkadaşlar. Tekrardan diğer sahneme geliyorum. Orijinal sahneme. Burada da sahne 2 kayıtlıydı. Bunu da kameradan yine Put to Memory diyorum. Hafızaya alıyorum arkadaşlar. Yeni sahneme geçip yine kamera Retrieve from Memory deyip View'den Animation, Add Scene, Create Scene olarak bunları kaydediyorum. Window'dan Model Info'dan Enable Scene Transition'la kapatıyorum arkadaşlar. Birinci sahneme dönüyorum bu şekilde. Diğer tarafa geçiyorum. Yine buna geçiyorum. Bu şekilde aynı kamera açılarına bürünüyorlar. Gördüğünüz gibi iki tane SketchUp dosyası arasından geçiş yapıyorum. Hiçbir fark yok kamera açılarında. Bu plugin'i kullanarak arkadaşlar Past in Place yaptığımız modelimize önemli olan kameralarımızı da ekleyebiliriz. Teşekkürler izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.